Mustafa Bey geldiler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şu üniversite diye tekrar girme yani hani efendime söyleyeyim belli bir noktaya geldikten, kariyerinizi oluşturduktan, çocuklarınızı yetiştirdikten sonra çocuğunuzla birlikte, oğlunuzla birlikte tekrar üniversiteye girme maceranızı bir daha bir anlatır mısınız başlamadan önce? Pandemi döneminde evde kapalıyız. Oğlum üniversite imtihanına hazırlıyor. Böyle sözel sorularda yarışma, işte birbirini teşvik etme falan derken ve sen de gir baba beraber girelim dedi. Beraber girdik, aynı binada girdik, farklı sınıflarda da olsa öyle bir süreç oldu. Ama hukuk fakültesiydi. Ama o matematikten dolayı yetişmedi. Biz de sözel olarak radyo, televizyon, sinema yazdık. Ne güzel yaptınız. Oğlunuz da gıda mühendisliği mi okuyor şimdi? Hayır, o makine mühendisliği. Makine mühendisliği. Makine mühendisliği okuyor. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür her ikinize de efendim. Çok teşekkür ederim. Allah zihin açıklığı versin. Burada da çünkü ihtiyacınız olacak. Evet, çok olacak. Vallahi bizim için şanssız bir bölümmüş. Çünkü müthiş yarışmacılar bir araya gelmişsiniz. Ayrı ayrı bölümlere denk gelseydiniz her birinizi şampiyon olarak ağırlar. Sonrasında hafta finalinde tur finalinde birleştirirdik. Erken final gibi bir şey oldu. Nasıl? Ama Ceren Hanım 9800'ün üzerine 1,5 dakikadan fazla arttırdı diye dert yapmayalım. Harf alamayacağımız için süreyi zaten rahat kullanacağız. O 1,5 dakikayı rahat rahat arttırırız. Yeter ki takıldığımız bir soru olmasın. İnşallah. Çıta çok yüksek. Yüksek. Tabii. Bir tek de şu 9 harfli sokak jargonundan korkuyorum hocam. Sizin zarafetinize yakışmayacak diye ama diğerleri akıp gidecek görürsünüz. Gelsin mi ilki? Gelsin. Buyurun bakalım. Mitolojiye dalacağız ama bildiğimiz bir şey. Roma mitolojisinde Jüpiter diyorlar. Yunan mitolojisindeki en yüksek tanrı. Zeus. Neydi o? Buyurun. Zeus. Hadi yenisi gelsin. Onda daha da hızlı oluruz. Merak etmeyin. Görelim nasıl bir şeymiş. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli olan şey? Borç. Durdurun efendim. Durdurun. Süre çok önemli. Çok güzel. Eş anlamlı sorusudur. Tırnak içerisindekinin Türkçesini bana söyleyeceksiniz. İkisi de kullanılıyor. Reşit sözcüğünün Türkçe karşılığıdır efendim. Yetişkin. Neydi o hani bir ergen var bir de ergen tam reşit değil. Sonra ona başka bir şey söylüyorlar reşite. Olgun. Olgun. Olgun reşitin ötesi. Olgun sizsiniz. Bu ergen değil de bir harf değişik hocam. Ergin. Ergin. Durun. Süreye dikkat. Aman diyeyim. 1 dakika 32 saniye. Ne olur unutmayın. Şöyle bir zıpır soru. Buyurun gelsin. İşportacı fuarı. Panayır. Panayır değil. Pazar. Nedir? Pazar. Durdursak. Mustafa Bey, puandan değil de süreden gol yiyeceğiz gibi geliyor bana ya. Hadi hayırlısı bakalım. Buyurun gelsin. Gayet kolay soru. İnsanların sıra beklemek için kuyruk. Ardı ardı durarak oluşturdukları diziye kuyruk diyoruz. Aynı şekilde şu ergin sorusundan çok daha kolay bir eş anlamlı sorusu var elimde. Buyurun. Bir 600 puan da oradan kazanırız. Tamirat efendim. Türkçe karşılığı. Tadilat. Hayır, Türkçe. Türkçe kökenli karşılığı. Tamirat malumunuz Arapçadır. Bir şeyi tamir etmek, bir şeyi onarmak. Bu nedir acaba? Onarım. Onarım. 3000 yaptı kasayı. Şimdi sonuna böyle bir ek gelecek. Ama Farsça kökenli eklerden. Bir bakalım. Ozana yakışır biçimde. Ozan gibi. Düşünelim. Düşünün hocam. Ozana yakışır. Ozana yakışır biçimde. Şairane. Şairane gayet güzel. 7 harflidir. Belki de bugünün en kolay sorusudur. Bir bakın. 3 kardeşten ikincisi. Ortanca. Geliyor. Mustafa Bey geliyor. Tamam. Özlediğimiz bir hissi soruyorum efendim size. 2 kelimeden oluşuyor. 8 harfli. Şöyle sorulmuş. Aynı duyguları paylaşan kalabalıkların gönül birliği için kullanılan kalıplaşmış tabir. Tüm Türkiye. Tek yürek. Opa! 5200 oldu kasa. 8 harfli cevaplar daha bitmedi ama. Buyurun. Bu sonuncusu. Nasıl sormuşuz? Aklı, bedeni ve hayal gücüyle çalışan, eser meydana getiren kişi. Sanatçı. Sanatçı. Sonundaki eki değiştirirsek 8 harfli olur. Sanatçı 7 harfli.
Sanatkar. Sanatkar. 6000 yaptı kasayı. Süreye baktım 2 dakika 18 saniye. Bunun 1 dakika 33 saniyesini ayırmamız gerekiyor, arttırmamız gerekiyor. Demek ki 40 küsür saniyemiz kalmış. Mustafa Bey, elimde de 4 tane soru var. Evet. Soru başına 10 saniye. Bir tek bundan korkuyorum. Tamam, bakalım. İşte o bahsi geçen sokak jargonundan gelen soru. Tek kelimeden oluşuyor efendim cevabı. Mastarla bitiyor. Mekmak diye bitiyor. Hı-hı. Bakın şöyle soruluyor. Argo'da hızlanmak, şiddeti arttırmak, büyük efor sarf etmek anlamlarında kullanılan bir söz. Çalışıyorum, daha da çalışmaya başlıyorum. Bazen de böyle hani otomobiller için derler, vallahi geliyor. Hızlanmak. Hızlanmak değil işte hocam, hızlanmayı biz sorduk, biz verdik. Argo olduğu için biraz kaba bir tabir, çok affedersiniz. Patlamak. Patlamak da değil. Daha da hızlı çalışıyorum, daha da hızlıyım artık. Öyle bir hızlandım ki gidiyorum yani. Hopmak. Mekmak. Ne yaptım gidiyorum? Of, kamyon arkadan geliyor. Çok hızlı geliyor. Kaptırmak. Kaptırmış geliyor. Kaptırmak gibi bir şey lazım bize, daha kapası. Hiç karşınıza yardırmak çıktı mı? Çıkmış. Çıktı. Olmaz olsun böyle kelime. Şu güzelim performansa gölge düşürdü ama herkes biliyor, benim söylememe gerek yok. Malumun ilamı olacak, şampiyona yakışır da. Teşekkür ederim. Mücadeleydi. Bir alkış daha ne olur. Son 3 soru. Gelsin de bir görün efendim. 2 kelime. Bu da teklifsiz konuşma gibi aslına bakarsanız ya. Mecazi diyor kaynak. Biz de mecazi dedik. Mecazi anlamda işinden alıkoymak, vaktini almak, oyalamak. Bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisi, başka anlamı da var. Artık harf alabiliriz. Harf alayım. Alalım bir harf, keyfini çıkartalım. Beni yani bir saat orada oyaladı, bir saat vaktimi aldı. Bir daha alayım. Alırız bir tane daha. İşim gücüm var dedim ama beni orada bir saat... Bir daha alayım. Bir tane daha. Tadını çıkartıyoruz, artık alabiliriz. Beni orada yani tutukladı. Esir etmek. Esir etmek. Ben buradayım. 10 harfler efendim. Gelsin. Mema diye biter Mustafa Bey. Mekmak değil. Mema diye biter. Şöyle sorulur. Acele veya endişeyle sıkıntılı bir duygu haline girme. Daralma. İşin içerisinde acele var ama bakın. Aceleyle, endişeyle sıkıntılı bir duygu haline girme. En kötü şey şu dünyada. Ecele gitme. Böyle bir şey yapma. Alalım harf ya. Alayım, alırız harf bir harf. Harf alalım. Telaşlanma. İşte o kadar. 900 puan daha. Burada almayalım. Almayalım, namımız yürüsün. Birleşik kelimedir efendim. Ayrı yazıldığını da görüyoruz. Gelsin, şöyle soruluyor. Efendim, gecelemeden dönülen seyahatler için... Günübirlik. İşte o kadar. Orada 7600 yazıyor. Asla ve kata ciddiye almıyoruz efendim. 9800'lerden geri düştük biz. O doğrultuda tanıştık. İnşallah ikincisinde de tekrar karşı karşıya geliriz. Kocaman alkış. Hak ettiler.